karşısında beni bulacak. Ben ölmeden senin ölmene izin vermeyeceğim Süleyman. Allah benim ömrümden alıp sana verecek. Merhemenizi hazırlayıp geleceğim hünkârım. Gel. Hünkârım, sultanım. Bu haberi vermekten icap duyuyorum fakat bilmeniz icap ediyor. Söyle. Turgut Reis, kaptanı Derya Mehmet Paşa'nın emirlerini hiçe sayıp 80 parça kadırga ile Sarayburnu önlerine demir atmışlar. Çok şükür hünkârım. Son tatbik ettiğimiz merhemler işe yarıyor. İnşallah yakında sıhhatinize kavuşacaksınız. İnşallah. Hünkârımızın cuma selamlığına çıkması hususunda ne dersin? Sakıncalı bir vaziyet oluşturur mu? Kararım duyuruldu Hürrem. Aslanımın camide cuma namazımı kılacağım. Allah izin verirse. İnşallah. Hünkârımız camideyken Kur'an okunacak Fahriye. Kurbanlar kesilecek, aşlar dağıtılacak. Bunlarla bizzat alakadar olmanı istiyorum. Emredersiniz sultanım. İnşallah rahmetli Şehzade Mehmet'in hatırası ilelebet yaşar. Ve o caminin kubbesinin altında okunan Fatiha'lar cennete, evladınıza ulaşır. Amin. Destur! Sultan Süleyman'a da hissetmemiştim. Kötü günler.
Geçecek inşallah. Gel. Sultanım, Sümbül Ağa geldiler. Gelsin. Sultanım. Sultanım, tüm şehir çalkalanıyor. Hünkârımız ilan edildiği üzere camiye gelmeyince... vallahi dedikodunun beni bir para. Kıyamet koptu kopacak. Ferhat Ağa alenen tehdit ediyor. Hünkârımızın saatini gözleriyle görmeden... askeri zapt edemez, önlerinde duramazmış. Senelerdir bu anı bekliyorlar ne de olsa. Elbette bu fırsatı kaçırmak istemezler. Bir şeyler yapmalıyız sultanım. Ne var aklında? Yeniçerilerle konuşmak icap eder. Onlara sağlam durduğumuzu ispat etmeliyiz. Şehzademiz Selim Hazretleri'nin taht naipliği fiilen devam etmekte. Böyle bir günde hünkârımızın naibi olarak Yeniçeri Ocağı'na gidip gözdağı vermeli. Evladımı kendi ellerimle ölüme mi yollayayım? Selim oraya giderse dönemez. Olmaz. Zinhar olmaz. Zinhar. Ne söyleyeceksen bir an önce söyle Nurbağan. Şehzademiz Selim, Yeniçeri Ocağı'na gitti. Ne olur bir şey yapın, ne olur. Onların öfkesi evladımı yakıp kül eder.
herkes senin sözünü dinlerler. Onu oradan kurtar. Bilirim. Bunu benim için yapmaz. Lakin baban için yap. Kardeşin için. Lokman. Selim'den haber var mı? Henüz yok sultanım. Ateşler içinde yanıyor. Lokman, derhal hekim başını çağır. Derhal! Başı çok ateşi var. Müsaade buyurun. Ağlar, derhal hamam hazırlayın. Soğuk su getireceğiz. Hadi durmayın, buz getirin. Hadi soyun. Nihayet ateşi düşürdük sultanım. Hekimbaşı, hünkârımızı yakıp kavuran bu ateş ne vakit son bulacak? Bir müddet daha bekleyeceğiz sultanım. Bir iki gün içinde tekrar ateş çıkmazsa gecemiz güne dönecek. Peki bu ayaklarını zuhur eden hastalık her gün biraz daha düzelir demiştiniz. Tatbik ettiğimiz ilaçlar sayesinde epey bir düzelme var şehzadem. Şu ateş belasını da def edersek hünkârımız sıhhatine kavuşacak inşallah. 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 Zinhar hünkârımızı yalnız bırakmayın. Dünyayı başlarına yıkarım onların. Endişelenmeyin sultanım. Kötü bir hadise olsa işitirdik. Neden bana söylemediniz validem? Niye benim haberim yok? Hem Selim ne işi var ocakta? Ben de sonradan işittim aslanım. Rüstem göndermiş. Sahi, nerede o? En ihtiyacımız olduğu vakit ortada yok. Ben giderim Selim'in yanına validem.
İnşallah geç kalmamışımdır. Hayır. Saraydan çıkmak yok. Hem zaten... Şehzade Mustafa gitti. Ondan başka hiç kimse Yeniçeri'yi durduramaz. Mustafa abim mi? Sultanım, Şehzademiz Selim. İyi mi? Şükürler olsun, iyiler sultanım. Şehzademiz Mustafa ile birlikte saraya teşrif etmişler. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Ben alakadar olurum validem. Siz istirahat edin. Şükürler olsun. Senden sonra ateşi bir hayli yükseldi. Hekimler güç bela düşürdüler. Şükürler olsun artık ki. Birkaç güne düzelir dediler. İnşallah. İnşallah. Şehzadem Selim. Sağ salim saraya dönmüş. Aramızdaki onca şeye rağmen bunu yapmış olman takdire şayan. Yaptığın iyiliği asla unutmayacağım. Hayat ne tuhaf değil mi sultanım? Buraya gelirken tuzağınıza düşüp canımdan olsaydım siz de evladınızdan olacaktınız. Ne tuzağı? İtiraf etmenizi beklemiyorum. Rahat olun. İster inan, ister inanma. Allah şahidimdir ki ben sana tuzak kurmadım. Buraya gelmeni istedim. Zira bu hünkârımızın arzusu. Zor zamanlarında sana da ihtiyacı vardı. Madem öyle diyorsunuz. Öyle. Ne olduysa zinhar benimle alakalı değil. Selim'i o müşkül vaziyetten kurtarmakla en doğru şeyi yaptın. İltifata, teşekküre lüzum yok. Zira siz istediniz diye yapmadım. Selim benim kardeşim. Biliyorum. Kaderde bunu söylemek de varmış demek. Bütün bunlar... Yani... aramızda olup biten şeyler. Hiçbirini ben istemedim Mustafa. Hiçbir vakit benim tercih hakkım yoktu. Bu kaderin bir oyunu bize. İstesek de bir araya gelemeyiz. Sen bir tarafsın. Ben bir taraf. Ve maalesef ki birimizin selameti diğerinin felaketi olacak. Ne yazık değil mi? Sen ve ben Mustafa. Bir şartta kavgaya tutuşmazdık. Keşke sen benim oğlum olsaydın da. Bu kanlı savaşta karşı karşıya kalmasaydın.